Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar, ben Furkan. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mahkeme olayını bahsedeceğim. Instagram'da biliyorsunuz bir mahkeme olayı diye bir şey vardı. Mahkeme, ya benim bir mahkemem vardı. Böyle hakimin yanında da böyle konuşamadım, tutuklanacağım diye korktum. Her neyse, ben de bu şeyi biliyorsunuz, ufak ufak kekeleme olayları başlıyor Allah'ım. Arkadaşlar biliyorsunuz mahkeme olayım vardı. Hakimin karşısına çıktım. Ama neden çıktım, neden oldu? Bu videoda açıklamak istedim. Instagram Story'de açıklamak istemedim. Burada rahatça sizlere hem oyun oynayıp hem anlatmak istedim. O kadar önemli bir konu değildi. Başta sonradan konu ciddileşti. Ben niye ölüyorum lan bu arada? Bir dakika, 3 kere öldüm haş. Arkadaşlar, hoş. Hop, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ha. Arkadaşlar, aslında o kadar ciddi bir olay değildi. Sonradan bir anda ciddileşmeye başladı. Sonra bir yandan ben korkmaya başlayınca ben dedim hani bittim, gireceğim hapse. Bir de ağır ceza mahkemesinde yargılanıyorum. Bir de 18'den küçüğüm, 17 yaşındayım biliyorsunuz. 17 yaşındayım. Böyle ya dedim bittim, yani hayatım bitti. Bitti, finish. Evet, sonuna geldik. Ama gerçekten adaletli davranarak hakim bey bana ceza vermedi. Ne para cezası ne başka bir şey. Sabıkam bile yok şu an, tertemiz bir sütun gibi bir çocuğum. Arkadaşlar, olayın aslı ne biliyor musunuz? Olayın aslı yasa dışı bahis reklamı. Ben bir tane yasa dışı bahis reklamı yaptım Instagram sayfamda. Onu direkt biri şikayet etti. Ben korktum, yasak olduğunu bilmiyordum, kaldırdım. Ufaktan beni verdiler. Hani ufacık bir reklamdan bir şey çıkacağını sanma dedi bazı kişiler. Ama bazı kişiler de dedi ki hani ceza da verilebilir, ceza verilmeyebilir. Hani avukat da beni savundu. Ben dedim yani normal girip kendimi savunabilecektim. Ben avukat tutmadım. Normal girip savunabilecektim kendimi. Avukat tutmadım. Hani sonra zaten otomatik kendi vermiş devlet avukat. Çocuk olduğum için, kendimi savunamayacağım için. Otomatik devlet veriyor kendisi avukat. Ben de tamam girdim. Baro bana avukat yönlendirdi. Girdim abi. Merhaba hakim bey. Sonra merhaba falan yok daha. Yani şakasına diyorum merhaba derken girdim. Merhaba, olay başlıyor. Evet. Girdim hakim şeyine. Neydi? Ne deniyordu? Neyse, duruşma salonuna. Duruşma salonuna girdim. 4 tane. Size bir de nasıl olduğunu anlatacağım mahkemenin. Öyle şey değil yani. Korkabileceğiniz bir şey değil. Gerçekten hani zaten hakim isterse adam öldürmüş olun, kanıtlara ve delillere ve kanuna bakarak ceza veriyor. Sonuçta öyle de olması gerekiyor yani. Mesela adam öldürmenin cezası kanunda neyse ona göre veriyor. Veya cinsel istismar veya başka bir şey tarzı büyük suçlarda veriyor. Ben yargılandığım yer büyük suç yeriydi. Neden yargılandığımı da bilmiyorum. Hani çok saçma ya. Hani çok saçma sebeplerden alabiliyorlar ama korkmanızı gerektirecek bir durum olmadığını düşünüyorum. Ki olmasın da zaten. Korkmanızı gerektirecek bir şey yok. Zaten siz gönlünüzü ferah tutun. Ben bunu bilmediğim için korktum. Çok korkuyordum başta. İlk baya baya korkuyordum. Onu da bilmediğim için, mesela atıyorum size biri iftira attı. Dedi ki bir kıza bilmem tecavüz etti. Gidersiniz abi, kendinizden emin misiniz? Yapmadınız mı? Korkmanıza bile gerek yok. Zaten hakim sizin kesin olarak onu yaptığınızı delillendirene kadar size asla ceza vermez. Ben bu arada niye bot oynuyorum ya? Artı altı hesabım yok. Ozan da şifreyi değiştirmiş hesabım, giremiyorum. Artı altılı böyle full hesabınız varsa arkadaşlar şeyden yazın bana, Instagram'dan. Videolar, hesaplarla video çekeyim sizin. Oynarken falan işime yarar. Baksana artı 0 M4 artı 8 ile oynuyorum. Tabi genel olarak herkes böyle oynuyor ama ben alıştım ya artı 6'ya, bunu oynayamıyorum. Botluktan. Her neyse, mahkeme bu şekilde arkadaşlar. Yani yasa dışı bahisten verildi. Ben başta korktum tabi, hayatımda ilk defa hakim karşısına çıktığım için ne diyeceğimi bilmiyordum. Normal giyindim gittim, hani mesela stabil. Zaten bende küpe dövme hiçbir şey yok. Asla da yaptırmam zaten. Kendim de sevmiyorum öyle şeyleri. Küpe dövme, kolye molye hiçbir şey yoktu zaten. Saygısızlık unsuru içeren kötü bir şey de yoktu. Hakim beye de efendim diye hitap ettim. Hakim, sayın hakim veya hakim bey veya efendim diyebilirsiniz. Zaten bir şey demiyor hakim. Çocuk olarak çıkarsanız da demeyeyim. Yaş kitlemi çoğu çocuk. Ama büyük olarak çıkarsanız da yani ona göre yargılanıyorsunuz. Güzeldi yani, adalet varmış bu ülkede ama bazı konularda yok. Mesela adam öldürüyor, serbest bırakılıyor. Bu tarz şeylerde de arkadaşlar işin içine torpil ve
para ve bir şeyler giriyor yani. Kimse kimseyi şey için serbest bırakmaz. Adam öldürür diye serbest bırakmaz. Yani bu işin içine torpil giriyor, o giriyor, bu. Ama benim düşüncemce, ben kendi fikrimce az da olsa adalet var diyeyim. Çünkü şimdi siz bana adalet yok diyeceksiniz, biliyorum. Yorumlarda linç yememek için az da olsa var diyeyim. Çünkü diyeceksiniz, biliyorum abi. Biliyorum. Her neyse, yani öyle böyle adalet var bir şekilde arkadaşlar. Bir sağlanıyor. Öyle ya da böyle sağlanıyor. Yani sizin kanıtı olmadan size zaten hakim hiçbir şey yapmaz. Unutmayın. Ben de zaten o zamana kadar korktum, korktum, korktum. Sonra avukat bunu söyledikten sonra ben rahatladım. Yoksa rahatlayamayacaktım. Çünkü bayağı korktum abi. Hani kim hakim karşısında korkmaz? Herkes korkar. Yani ben de korktum doğal hali. Olay bunlar ibaret arkadaşlar. Yani yasa dışı bahis. Olay bu. Başka bir şey yok. Yani saçma. Genel olarak saçma. Allah'tan ceza almadım. 6-14 yıl arası ceza istenebilirmiş. Yatsak da boynumuzun borcu. Tabi bu şey karşılığında da bir miktar para aldım. Reklam karşılığında da. Yani ücretsiz olarak yapmadım reklamı. Bir miktar para aldım. Hani çekilişleri son zamanlarda uçurmuştuk biliyorsunuz. O para sayesinde yapıyorum. Neyse, kanun olarak yaptığım çok büyük yasal bir suç değilmiş. Çok zedeleyen bir şey değilmiş. Hakim de kararını verdi. Hani ben dedim hakim bey, bir suçum yok. Herhangi bir suçum yok. Tertemizim. Şu an ne sabıkam var, ne infazım var, ne HBG var. Yani 5 yıl olaya karışma gibi bir olay da vardı. Yani şu an tertemiz bir çocuğum yani. İyi. Şu an hiçbir şeyim yok. Yani çünkü sadece şeye bakmıyor, sizin eski şeylerinize de bakıyor. Mesela çok tehlikeli bir çocuksan bunu da yapar deyip yapıştırıyor hakim cezayı. Ama benim hiç sabıkam yok. Disiplin cezası bile arasa bulamazdı hakim. Çünkü benim disiplin cezam bile yoktu. Abi bu beni hep vuruyor. Ben de M468 alırım. Benim disiplin cezam bile yoktu. Gerisini siz düşünün arkadaşlar. Tertemizdim yani. Bildiğin tertemiz gittim hakimin karşısına. Hakim bey böyle böyle. Korkulacak bir şey yokmuş. Hakimler samimi zaten, düzgünce soruyorlar. Ortam sıcak. Yani öyle çok korkabileceğiniz bir durum yok. Ortam sıcak bir ortam. Gidin baba, görürsünüz. Aa, tabii Allah düşürmesi kimseye ama giderseniz diye mesela tavsiyeler bunlar. Hem kendi anımı anlatmak adına hem de sizi rahatlatmak adına, eğer ki böyle bir şeyiniz varsa. Yani internette ben de çok şey izledim. İlk defa girecekseniz mahkemeye illaki korkuyorsunuz. Ne olursa olsun herkes diyor korkma, sakin ol. Ama harbiden öyleymiş. Ama kim ne derse desin insanın içinde bir korku oluyor. Çünkü ilk defa çıkacaksın, ne olacak bilmiyorsun. Ve benim hakimim gerçekten çok iyi biriydi. Hakimim gerçekten çok iyi biriydi. Yani hepsi iyi ama benimki daha iyi gibi. Yani buradan ya, gerçekten arkadaşlar, hani hakim olmak da zor, savcı olmak da zor, avukat olmak da zor. Hani şimdi biz, ülkemiz Müslüman ülkesi biliyorsunuz. Hani çünkü şimdi mesela atıyorum bir tane adama tak haksız yere ceza verdiler. Çok pis günah ya. Düşünsenize. Adamın hakkını yiyorsunuz 15 sene. Ha göz göre göre olursa yandın ya. Ahiretin yandı. Hakimsin, burada 100 milyar maaş al. 500 trilyon maaş al. Ama düşünsenize, bir insanın hakimsiniz ve hakkını yiyorsunuz. Mesela bilerek değil. Mesela yanlışlıkla. Ha bir de bilerek olduğunu farz edin. O zaman bittin abi ya. Yani o yüzden vurdum duymazlık yapmayıp düzgünce çalışıyor hakimler. Vurdum duymaz da şey yani, mesela uğraşmamak gibi. Hani uğraşmayı, ben uğraşmıyorum, aman yapıştır geç cezayı demiyorlar. Uğraşıyorlar öyle böyle. Tabii insan hata yapabilir. İlk hatasında çoğu kişiyi affededebilir hakim. İki taraflı bir uzlaşmalı çok kötü bir şey yoksa, yani genel olarak hakimler beraat veriyor. Zaten Türkiye'de hapishanelerde yer yok suçlardan dolayı. Ama iyi. Yani ne olursa olsun ülkemi seviyorum ben. Sıkıntı yok. Varsa da öyle bir şey, kanunlara uyup cezamızı yatacaktık. Ama haksız yere yatacaktım, yatsaydım hapis. Ha ben dedim hakim beye, hani dedim hakim bey, beraat istiyorum dedim. Talep ediyorum dedim. Yani
Mahkeme böyle arkadaşlar. İsterseniz siz gene araştırın, şey yapın. Girecek olursanız. Benim de mahkeme olayım buydu. Merak edenler için video çekmek istedim. Instagram'da bayağı kişi bana mesaj attı. Hiç çoğunuza dönemiyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Gerçekten hani dönemezsem bu ego yapıyor falan filan düşünmeyin. Ben öyle egolu bir tipte de değilim. Hani insanları şey yapan. Seni niye beni bıçaklıyor ya? İnsanları ego yapan bir tip değilim asla. Sakın yanlış anlamayın. Sadece ama sadece hop dunk. Sadece geç cevap veriyorum. Verirsem çoğuna da vermeye çalışıyorum. Önemlilere de veriyorum hani. Yani normal mesela konuşmak için yazan bazı kişilere. Önemli bir olay olursa hani ben çözmek için yardımcı oluyorum, bir şey oluyor. Yani maksadım yardımcı olmak çoğu konuda. Yani böyle böyle diyor. YouTube'a başlayacağım. Kapak nasıl yaparım? Yani indir bu programı yap diyorum mesela. Örneğin. O yüzden. Bir dene diyeceğim. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. 300 bin aboneye doğru gidiyoruz. Ücretli üyelik almak isterseniz de katıl özelliğini kullanarak alabilirsiniz. Kesinlikle katıl özelliğini kullanıp bir alın yani. Alırsanız seviniriz. Siz de üyelerimize katılın. Ekstra güzel şeyleri görün. Hop. Hop. Hayır. Oyla. Dırırırırı. Bebelli agucuk. Bebelli agucuk ne ya? Bebele. Ha, bebele agucuk. Tagı bebele. Ben de bebelli agucuk sanıyorum. Ama ilk gören biri anlamayabilir adamın adını. Dur. Sıkma. Ya var ya gerçekten çok korkutuyor ya. Mahkemedir, odur budur, her şey abi. Çok çok korkutuyor. Yemin ederim ya abi. Allah kimseyi düşürmesin gerçekten abi. Ben bir gün nezarette kaldım bir de. Hani nezarette. Cezaevinde değil. Nezarette kaldım. Mesela hakim bana diyelim. Atıyorum 300 gün ceza verdi. Yıl olarak değildir. 300 gün diye söylüyorum mesela. 300 gün karşılığında atıyorum kaç ay oluyor? 10 ay bilmem kaç gün. 300 gün ceza verdi bana. Diyelim ki 300 gün aldım. Ok, süper. 300 gün aldım. Benim o nezarette yattığım bir gün o 300 günlük cezadan düşülüyor. Mesela 300 gün ceza aldıysam 299 gün cezaevinde yatıyorum. Yani öyle de bir güzel yanı var. Yattığınız kadarını siliyorlar. Hak yemiyor. Kanun hak yemiyor ama inşallah tüm hakimler adaletli davranıyordur. Kimse haksız yere hapse girmez. Tabi hak edene de cezasını vermek herkesin şeyi. Hak edene de hak ettiği cezayı vereceksin. Ama hak etmiyorsa da abi hani verirsen yani günah diyeyim yani. Bir insanın kul hakkı yenmiş oluyor ve kul hakkı zaten çok kötü bir şey ya. Ya ben abi psikolojim bozuldu. Yemin ederim var ya böyle şeylerle uğraşmaktan. Kur'an çarpsın bu sosyal medyaya girdiğimden beri başımdan bela eksilmiyor ya. Yemin ediyorum başımdan bela eksilmiyor abi. Tüm kötülükler beni buluyor ya. Ben bir şekilde iyi olmaya çalışıyorum abi. Bu arada şey dedim. Nerede mahkemeye girdim. Beraat aldım ya. O beraatte ben bir söz vermiştim. Zaten şey kurban kesecektim. Adak adamıştım. Bir tane kurban keseceğim. Onu zaten şeye Kur'an kursuna okutmak için vereceğiz. Bir de arkadaşlar o yani kurbandan sonra yani kendime söz verdim. Size söylemedim ama onu yapacağım. 10 tane sokakta herhangi durumu olmayan hani böyle zengin giyinen değil. Hani çöp toplayan bir çocuk olabilir. Suriyeli de olsun. Hani Suriyeli. Tamam mı? Çocuğun günahı yok. Suriyeli. Suriyeli bile olabilir. Sokakta kalan, çöp toplayan, durum olmayan 10 kişiye gideceğim. Diyeceğim gel kardeşim. Hangi semtteyiz? Antalya'dayım ben biliyorsunuzdur belki. Antalya'dayım. Hangi semtteyiz? Atıyorum Konyaaltı. Kardeşim diyeceğim seç bir tane dükkan. Şey, restoran, yemekçi, dönerci. Çorbacı ne istersen. Seçecek. Menüyü aç diyeceğim. Söyle buradan istediğin yemeği.
Ya gidip de en pahalısını söylemez zaten. Benim amacım oradaki karnını doyurmak ve mutluluğunu paylaşmak. Bunu yaptıklarımı TikTok'tan veya Instagram'dan şey yapacağım. Sizlere story olarak atacağım. Zaten o story'yi de yüksek ihtimal sizler de görürsünüz. YouTube story'sine de atarım diye düşünüyorum. Sevap. Sevap diyeceğim. Ya yemin ediyorum. Ben bittim ya. Gerçekten çok kötü şeyler içerisine girdim son bayağı uzun süredir. Ne yaşadığımı bilmiyorum yemin ederim ya. Neyse. Arkadaşlar teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşürüz mü diyeyim ne diyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hepinizi seviyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.